Merhaba. Kısa ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım size oyunu. Tek oynamak için single player'a basıyorsunuz. Burada play now'a basarsanız rastgele bir şekilde lider veriyor size ve direkt başlıyorsunuz oyuna. Onun yerine create game'e bastığınızda kendi liderinizi seçiyorsunuz. İşte zorluk seviyesini seçiyorsunuz, oyun hızı falan falan bunları seçerek, dünya tipini seçerek oyuna başlayabiliyorsunuz. Lider seçerken belirli özellikleri var. Bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Bunu da basitçe şöyle anlatacağım. Mesela Yunanistan'dan Gorgo'ya bakalım. Gorgo'nun şöyle bir özelliği var. Üst tarafta karakterin özelliği var. Alt tarafta Yunanistan'ın. Hani her şey için de bu geçerli atıyorum. Fransa'dan Catherine de Medici. Üstte Catherine'in özellikleri, aşağıda Fransa'nın. Aynı şey diğer liderler için de geçerli. Gorgo'nun özelliği şöyle. Bir savaş kazandığında öldürdüğü birimin %50'si kadar kültür kazanıyor. Onun dışında Yunanistan'ın özelliklerinde Platos Republic var. Politikalar var oyunun içinde, anlatacağım birazdan. Bir tane ekstra kart basabiliyor. Özelliği bu. Çok öğrenmenize gerek yok şimdilik. Onun dışında her medeniyetin özel birimi vardır. Bu mesela Gorga'da Hoplite diye geçiyor. Hoplitler. Burada mesela farklı. Kiminde Varu var, kiminde Warcart var. Kiminde işte Berserker var. Bu da şu, özel birimler hani medeniyetlere özel daha güçlü olan birimlerdir. Mızraklar yerine Hoplitler var Yunanistan'da. Bu da beraberken, yani yanında bir Hoplit daha varsa iki tarafta 10 daha güçlü oluyor. Hani böyle bir özelliği var. Akropolis'te tiyatro yerine gelen bir bulvar mantığıyla yapılan bir şey. Oyunda her kara parçasına bir bulvar koyabiliyorsunuz. Bu da o. Çok dalmaya gerek yok. Bunu oyun süresince öğreneceksiniz zaten basitçe. Hani özellikleri böyle listeleyip kendinize uygun karakteri seçebilirsiniz. Ayarlardan map type'ını dünya yapıyorum. Oyun hızını online yapıyorum. En hızlı şekilde oynamanız bence sizin için iyi. Burada da Prens ortalama seviye sanırım. Böyle başlayalım bir. Oyuna başladığınızda bir tane settler'ınız, bir tane de warrior'unuz olacak. Settler şehir kurmaya yarıyor. Warrior'sa savaşmaya, korumaya ve gezmek için kullanılıyor. Settler'ınıza tıkladığınızda şurada şehir işaretleri görürsünüz. Bu oyunun size önerdiği kurma yerleri. Hani bunlara uyup kurabilirsiniz şehrinizi. Üzerine gittiğinizde olumlu ve olumsuz yanları görünüyor. Ya da kendi kafanıza göre kurabilirsiniz. Kendi kafanıza göre kurmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şu. Map'in üstünde Map Options diye bir tuş var. Orada Show Yield Icons'a basıyorsunuz. Bu nerede ne kadar ham madde olduğunu gösteriyor. Ham maddeler şehirler tarafından işlenir ve dönüştürülür. Hani olayı odur. Şimdi birazdan onu anlatacağım. Ama şimdilik sadece önerilen bir yere kurmayı tercih ediyorum. Şuraya yolladım setleri. Warrior'ı da bir sola yolluyorum ki keşfetsin. Az önce bu arada Next Turn tuşu vardı burada. Ona basarak sonraki turn'e geçtim. Bu sağ altta gördüğünüz kısım size oyun içinde yapmanız gerekenleri zaten söylüyor. Hani önerilen yerde şehrimi kurmak için geldim. Şehri kurmak için settlerin üzerindeki şehir kur tuşuna basıyorum. Direkt başlıyor şehir. Elimdeki Warrior'da ufaktan yine etrafı güvenliğini kollamak için barbar var mı gibisinden dolaştırıyorum. Şimdi fark ettiyseniz az önce Next Turn tuşuna da şu sağ aşağıdan bastım. Bu sağ alt taraf zaten oyun size yapmanız gereken her şeyi söylüyor. Sağ altı takip ettiğiniz sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Tıklıyorum. Bana diyor ki bir prodüksiyon seç. Şimdi prodüksiyon aşamasına geldiysek size basitçe ham maddeleri anlatacağım. Öncelikle map'teki ham maddeleri gösterecek şekilde Show Yield Icons'a basıyorum. İlk ham maddemiz yemek. Yemeğin görevi şehirlerdeki popülasyonu arttırmak ve sabit tutmak üzerinedir. Her şehir kendi yemeğini üretir. Mevcut şehrinizdeki yemek miktarına bakmak istiyorsanız şehre tıklayıp altında oluşan ekrana bakın. Orada şu gördüğünüz kısım yemeği gösterecektir. Şu an mesela artı 3. Artı 3 de çalışılan kara parçalarından geliyor. Kara parçalarından gelen ham maddeleri takip etmek için de Manage Citizens tuşuna basarsanız elinizdeki popülasyonun nerelerde çalıştığına bakabilirsiniz. Şehirlerin genel mekaniği bu popülasyonunuzun nerede çalıştığıyla alakalıdır. Şehir her zaman kendini işler. Görmüş olduğunuz yanan insan kafası demek bu kara parçası işleniyor demektir. Yani şehri kurduğunuz yerden iki tane
yemek, iki tane de prodüksiyon sizin cebinize, şehir cebine katılıyor demektir. Bir de onun yanı sıra bir tane popülasyonumuz olduğu için bir tane yemek, iki tane prodüksiyonda ekstradan buradan yine şehrin cebine giriyor demektir. Yemeğin görevi popülasyonu arttırmak ve sabit tutmak olduğu için şu an toplamda cebimize 3 yemek giriyor. 3 yemek 7 turn sonra yeni bir insan doğuracak ve buna göre katlanacak ya da azalacak. Hani bu şekilde takip edebilirsiniz. Yemeği yüksek tutmak, nüfusunuzu fazla tutup daha fazla toprak işlemek için gereklidir. Onun dengesini de tecrübe kazandıkça öğreneceksiniz. İkinci ham madde prodüksiyon. Prodüksiyonun görevi şehirlerde üretim yapmaktır. Üretimden kastım şu an şehirde sağ tarafta sadece bir çark işareti var. Bir şey üretiyor olsaydı o çark işareti yerine ürettiği şey gözükecekti. Ona tıkladığımda birimleri ve binaları görebilirim. Prodüksiyonun mantığı şudur. Mesela Slinger üretmek istersem sapancı. Altında Cost'un 17 prodüksiyon olduğunu görürüm. 17 prodüksiyon da benim şu an mevcut prodüksiyonum turn başına 6.3 ise 17 olması için 3 turn gerekiyor demektir. Bu mantıkla üretimi fazla tutmak daha hızlı bir binalar ve birimler çıkarmanıza yarar. Dolayısıyla biriyle savaştaysanız ya da herkesin önüne geçmek istiyorsanız sizin için bir avantaj olur. Üçüncü ham maddemiz altın. Doğal kaynaklardan çıkabildiği gibi binalardan ya da ticaret yolları kurarak da kazanılabilen bir ham madde altın. Altının görevlerinden biri şudur. Şehir ekranına tıkladığınızda şu en soldaki yani en solun bir sağındaki Purchase tile'a basarsanız altınınızla daha fazla toprak satın alabilirsiniz. Ama toprak satın almaya gerek yok. Kültürü anlatırken söyleyeceğim. Kendi kendine topraklar büyüyor. Sadece acil durumlarda hani düşman alacaksa o toprağı siz alırsınız önceden. Kendinize katarsınız. Bunun yanı sıra altının asıl işlevi şu. Şehir ekranında Purchase an item with gold var. Buna tıkladığınızda mesela 4 turn'da üreteceğiniz unit'i yani birimi direkt 60 gold'a alabiliyorsunuz. Atıyorum. Bu gibi erkenden paranızla satın alabilmeniz bir şehre, binaları ve birimleri tabii ki sizi diğer medeniyetlere karşı öne geçirecektir. Dördüncü ham maddemiz bilim. Bilim yukarıda solda gösterilir. Turn başına 2.8 üretiyoruz mesela şu an. Hemen işaretinin altında teknoloji ağacını açacak Tech Tree diye bir tuş var. Teknoloji ağacını açtığınızda burada kart olarak gördüğünüz her birim bir teknoloji ifade eder. Ve her çağda farklı teknolojiler vardır. En ileriye gittiğimizde mesela artık gelecek şeyine gittiğimizde nükleer bombalar, nanoteknoloji, robotlar falan derken oyunun başında madencilik, çömlekçilik, hayvan çiftleştirme gibi basit teknolojilerle ilerlenir. Biliminize önem vermek, diğer medeniyetlere karşı teknolojik anlamda üstünlük kurup askeri ya da ekonomik olarak gücünüzü dayatmaya yarayabilir. Bunu da şöyle açıklayayım. Mesela ilk Crossbowman Machinery teknolojisi açılınca geliyor. Ondan önceki birimse normal okçu. Hani teknolojisi ileri olan Crossbowman'ı elde ettiyse okçudan daha güçlüdür. Dolayısıyla askeri anlamda daha güçlü girerek diğer medeniyete onun topraklarını basitçe fethedebilir. Oynayarak edineceğiniz tecrübeler olduğu için çok üzerinde durmuyorum. Devam ediyorum. Beşinci ham maddemiz kültür. Kültür dediğimiz mevzu ekranın sol üstünde bilimin hemen sağında gösteriliyor. 1.3 üretiyorum turn başına. O da şehirden geliyor şu an. Hemen teknoloji ağacının yanında bir o kadar da yine ağaç olan ona tıkladığımızda bunu görüyoruz. Yine teknoloji ağacıyla çok benzer bir yapıda. Bu sefer sadece devlet yönetim şekilleri ve politika kartları halinde işleyen bir sistem kültür ağacı. Kültür gelişimine önem veren medeniyetler aynı teknolojide üstünlüğün avantaj sağladığı gibi kültürde de üstünlüğün avantajını alabilirler. Bu da şöyle gerçekleşiyor. Azıcık ilerlediğimizde mesela basit devlet biçimlerinin kurulduğunu görüyoruz artık. Otokrasi, oligarşi, klasik cumhuriyet. Bunun gibi daha fazla politika kartı imkanı sunan ve şurada gördüğünüz her kare şey karttır. Daha fazla kart imkanı sunan devlet yönetim biçimlerini geliştikçe bulurken aynı zamanda da bazı birimleri yetiştirmek için ya da daha fazla para kazanacağın politikalar oluşturmak için ya da bilim kültür ağacında ilerlemenizi yüksek tutmanız gerekir. Bunu da kültürünüzü yüksek tutarak yapabilirsiniz. Bunun için de
bilimde nasıl daha gelişmek istiyorsanız bilim binası yapmanız gerekiyorsa kültürde de kültür binası yapmanız gerekir. Altıncı ve son ham maddemiz de din. Din dediğimiz mevzu burada görülebiliyor. Kültürün bir sağındaki ikondan görebilirsiniz. Şu an sıfır çünkü oyunun başındayız ve hiçbir şey yapmadım din konusunda. Dinin işlevi sizin önce bir put inancı kurup ardından bir dine yükselterek sizi dinsel açıdan bonuslarla kalkındırmasıdır oyunda. Bu dinsel açıdan bonuslar neler olabilir? Daha fazla para kazanmanızı sağlayacak din politikaları olabilir. Ya da askeri üretim yapmanızı sağlayacak üretim politikaları olabilir. Ya da basitçe kültürünüzü yükseltebilir. Ya da sağ altta bir şehre tıkladığınızda yine gold'la satın almanın yanı sıra dinle de bir şehir satın alabiliyorsunuz. Orada bina ya da birim almaya yarayabilir. Şu an hiçbir şey yok çünkü daha mağara çağındayız. Hiçbir şey yok doğru dürüst. Şimdi bu 6 ham maddeye bakarsak şunu görmeniz lazım. Yemek, altın ve din bir sepet içerisinde birikerek kullanılır. Yemeği şehirler otomatik olarak kullanırken şuradaki toggle city details'a basarsanız cepteki yemek sayısını görüyorsunuz. Bu kendi kendine bir sepette birikiyor ve yükseldiğinde buna göre popülasyon artırıyor ama çok mikro olur. Bilmeye gerek yok. Altınsa turn başına 5.2 kazanıyoruz mesela. Burada 5 var. Sonraki turn 10.2 olacak. Biriktire biriktire bir sepette kullanabileceğim. Din de aynı mantığa dayalı. Bir sepette birikir, istediğimizde kullanabiliriz. Bunun yanı sıra prodüksiyon, bilim ve kültür turn başında üretilip turn başında tüketilir. Herhangi bir sepette birikmez. O turn kullanılır. Çünkü üretilen bilim direkt buradaki teknolojiye gider, seçtiğiniz teknolojiye gider. Üretilen kültür direkt burada seçtiğiniz politikaya gider. Üretilen prodüksiyon da mevcutta yapmakta olduğunuz prodüksiyona gider. Bir turn içerisinde yapabileceğiniz her şey sağ alttaki yere bakarak ya da tıklayarak yapılabilir. Buraya tıkladığınızda zaten sizi en yakın komut vermeniz gereken şehre, birime ya da binaya falan yollar. Mesela üretim seçmem lazım. Oyunun başında scout üretip etrafı gezdirmek mantıklıdır. Dolayısıyla üretime koyuyorum bunu. Ardından bir araştırma seçmem lazım teknoloji için. Teknoloji için buradan da seçebilirim ama direkt ağacı seçiyorum ki daha iyi görebileyim. Mining'i seçerek başlıyorum. 5 turn sonra tamamlanacağını söylüyor. Neden? Çünkü 12 bilimle üretiliyor. Benim ise 2.8 bilimim var. 5 turn sonra 2.8 ile 5'i çarptığınızda 14 oluyor. Hani kaba taslak hesapta geçmesi lazım zaten. 12'nin üstüne geçmesi lazım. Dolayısıyla 5 turn de hallolacak mevzu. 5 turn boyunca teknoloji ekranına geri bakmama gerek yok. Zaten yapacağım işlemler tükendiği için direkt next turn yazısı geldi. Tıklıyorum. Barbarlar şehrinize saldırır. Sizin topraklarınızı yağmalar. Onları öldürmek ya da onlardan uzak durmak seçiminizdir. Şunu da hazır görmüşken söyleyeyim. Buradaki at, balık, buğday, bakır gibi kaynaklar ya şehrinize ya da üzerinde bulunan şehre bonuslar katar ya da stratejik ya da lüks olarak envanterinize girer. Hani onları ilerleyen süreçte daha kolay öğrenebilirsiniz. Bunu da çok daha basit tutmaya çalışıyorum. İlk üretimimin sonucu çıktı. Scout üretmiştim, scout çıktı. Scoutlar geliştikçe daha iyi etrafta gidebilen ve ayakta tutma maliyeti düşük birimlerdir. Dolayısıyla çevreyi dolaşmak için ideallerdir. Haritadaki görmediğim kısımları açmak adına scout'u görmediğim kısımlara doğru yolculuğa çıkarıyorum. Görmediğim kısımları açmak hem barbar tehlikelerine karşı beni önceden bilgilendirebilir, hem başka sivilizasyonlarla tanışabilirim, hem de şehir kuracak daha güzel yerler bulabilirim. Yeni bir birim seçmem gerekiyor. İkinci scout'u çıkarabilirim. Ya da şehrimin savunması için bir slinger birimi yapabilirim. Çünkü şehrim çok savunmasız şu anda. Önceki civilization'lar gibi şehrin mevcut bir koruması yok en başta. Dolayısıyla slinger çıkarmak mantıklı olabilir. Fark ettiyseniz şehrim şu çaptaydı. Şimdi kendine bir tane daha çap dahil etti. Bu da şehrin kültürel büyümesiyle alakalı. Yine Manage Citizens ekranına tıkladığınızda 8 turn sonra buraya da sıçrayacağını görüyorum şehrin. Bu kültürümle alakalıdır. Kültürüm ne kadar yüksek olursa sınırlarım da o kadar genişlemeye başlar. Ama şöyle bir fikriniz olmasın, böyle bayağı bir alana yayılamazsınız.
Hani şehirlerin bir noktadan sonra tıkanır, bu yüzden yeni şehir kurmanız gerekir. Ve bir şehrin işlevsel olarak alanı sadece 3 çapındadır. Bu da şöyle bir şey. 3 çapın dışarısındaki hiçbir ham maddeden direkt olarak yararlanamazsınız. Ya başka bir şehir kurmanız lazım olur oraya, ya da başka bir yolu yok hatta. Sadece 3 çapındakilerden yararlanırsınız. Bu ne demek? Şehir merkezinin herhangi bir yönünde 1, 2, 3 sayıyorum mesela. 3 saydığım toprak şurası. Bu toprak en son olarak işlenebilir şehir tarafından. Şurası işlenemez. Burası işlenemez. Burası işlenemez. Bunu şu şekilde de sayabilirim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hani 3 çapına dikkat edeceksiniz. 3 çapın dışındakiler artık şehir işlenemez. Sınırınız genişleyebilir hala ama işlenemez. Dediğim gibi videoyu basit tutmaya çalışıyorum. Bu verdiğim bilgiler ışığında da diğer kalan ufak bilgileri çok daha kolay şekilde öğrenebilirsiniz. Bilmeniz gereken neredeyse her şey bunlardı arkadaşlar. Çok eğlenceli. Tek başına çok uzun süre oynayabiliyorsunuz. Artık hani tek düzeleşmeye başlarsa da tek başına oynamak, Discord serverımıza katılabilirsiniz. Orada beraber oynamayı planlıyoruz Civilization 6. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben gittim.